Evet sevgili dostlar 5 Haziran 2023 akşam saatlerinde bir açıklama geldi kulübümüzden. Eee camiamızın dikkatine sunarım diye bir bilgilendirme geldi. Muhtemelen Ali Koç'un ağzıyla söylendi bu şeyler, bu sözcükler diye düşünüyorum arkadaşlar. E, ben kısa kısa okuyayım da arkadaşlar çünkü uzun bir şey. Değerli camiamız Beşiktaş'a diyor. Kulübümüzün çatısı altında başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezonu itibariyle futbol takımımız Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır. Şimdi psikolojide bunun bir adı var ama ben söylemeyeceğim. Bu gerekçe ve camiamızın içinde bulunduğu negatif durum nedeniyle bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Görüşleri varmış beyefendi. Neymiş görüşleri? Öncelikle Fenerbahçe'yi hayatının odağına koyan, başarısıyla mutlu olan, üzüntüsüyle kahrolan her bir taraftarımızın bizden bahsediyor. Üyelerimizin, bizim kanal üyelerinden bahsetmiyor, kulüp üyelerinden. Üyelerimizin yaşadıklarını anlıyor, en derinden hissediyoruz. Tüm bu duyguların bir yansıması olarak camiamızın bir bölümünde gelen olağanüstü genel kurup taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz. Daha önce Fenerbahçe'mizi yönetmeye talip olacak değerli başkan ve yönetim kurulu adayları olması halinde Olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığını da kamuoyunun malumudur. Değerli Fenerbahçeliler, bugün itibariyle Fenerbahçe 9 sezondur şampiyonluktan uzak kalmış. Üst üste yaşanan olumsuzluklar her şeyi etkiler duruma gelmiş ve camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır. <laughs> Tüm bu gerçekler çerçevesinde yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken. Yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken. Henüz bir başkan adayının olmaması olağanüstü seçimli genel kurulun tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarihte dikkate alındığında Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yatsınamaz bir gerçektir. Yani kısaca diyor ki bugün olağanüstü genel kurul kararı alsam karşında bir başkan olmayacağı için ya da başkan adayı açıklasa bile sanırım 2 ay sonra yapılıyor. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos'a zaten biz transferler, transferleri bitirmiş oluruz. Bizden sonra gelen kişi hiçbir şey yapamayacak. Sadece o koltukta duracak demek istiyor sanırım. Olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Kesinlikle katılmıyorum. Yeni gelen yönetim diyecek ki bir sene ya güven oyu alırız ya babayı alırız diyecek. Bu risklere rağmen başkan başka aday çıkması durumunda bugün de olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum. Bu yol tercih edilmediği takdirde ise Haziran 2024'te yapılacak olağan seçimli genel kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimizin aday oldukları tarihten itibaren devralacakları göreve en iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları adına kulübümüzün her türlü imkan, bilgi ve detayları hukuki çerçevede değerli başkan adaylarına açık olacaktır. İhtiyaçlar olması halinde soracakları sorulara tarafımızdan yanıt alabileceklerdir. Son olarak 2023-2024 sezonun futbol takımı planlaması hayata geçirilmeye başlamış. Eksikler tespit edilmiş. Fenerbahçe'nin hedefleri çerçevesinde bütçesel planlamalar yapılmış. Transfer görüşmeleri yürütülmektedir. Hani ben size duyum verdim ne diyorsunuz ya hocam daha hiçbir şey belli değil. Ne transferi? Ve çıkıl ali, ve çıkıl o diye. Yani eksikler tespit edilmiş. Bütçesel çalışmalar planla bak bütçe, çerçeve, bütçesel planlamalar yapılmış. Transfer görüşmeleri yürütülmektedir. Yani Fenerbahçe bütçesine uygun transfer görüşmeleri yürütülmekteymiş. Devamı var. Kısa vadede futbol takımımızın önünde Türkiye Kupası hedefi bulunmaktadır. Adalı Koç. Orada da eleyin takımı. Yani bir orası kaldı rezil etmediniz. Bir de orada rezil ederseniz tam olacak herhalde. Sizlerden ricam önce 11 Haziran günü Türkiye Kupası'nı kaldırmak ve bu netice sonrasında sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamak adına Fenerbahçemizin etrafında kenetlenmemizdir. Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı taraftarının gücünü arkasında hissetmektir, hissetmesidir. Camiamıza sonsuz saygılarımla Ali Yıldırım Koç. Şimdi nasıl bir açıklama neresinden baktığına bağlı. Kısa vade futbol takımımızın önünde Türkiye Kupası var. Doğru. Peki bu taraftar Türkiye Kupası'nı kazanacağımıza inanmadığı için bu tepkiyi veriyor olabilir mi? Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin kurtuluşunu insanlar düşünüyorlar. Ne olabilir diye. ya Mesela Twitter. Ya Twitter kapatırsa Fenerbahçe şampiyon olur ya. Sportif direktörler şunlar buna bakın. Ne, ne çalışmalar var Fenerbahçe'de. Veriyoruz duyumlar elimizden geldiğince. 11 Haziran Pazar saat 20.45 Fenerbahçe'nin sezondaki son maçı. Ya bu maçı kazanıp konferans ligine direkt gidecek ve sezon açılışı 3 Temmuz civarında olup o tarihe kadar transfer alverlerini yapıp 3 Temmuz'da hazırlıklara başlayıp 13 Temmuz gibi falan ilk hazırlık maçına çıkıp sezonu Ağustos'ta açacak. Sezonu hani lig maçlarıyla açacak Fenerbahçe. E, sezonu Ağustos'ta açacağı için işte Topuk Yaylası kampı falan filan yapıp daha rahat hazırlanabilir. Türkiye Kupası'nı kazanırsa yani Türkiye Kupası'nı kazanan direkt gruptan başlıyor diye biliyorum. Gruplar zaten Eylül ayında olduğu için Temmuz Ağustos rahat. Lig Ağustos'ta başladığı için sezon açılışı Temmuzun başı olur. Galatasaray muhtemelen Şampiyonlar Ligi elemelerinden dolayı, muhtemelen diyorum. Yani 25-23 Haziran olabilir. 23 Haziran, 25 Haziran civarı olabilir. Sezon açılışı yapacak. İnşallah sakatlığı bol bir sezon geçirecek. İnşallah sıkıntısı bol bir sezon geçirecek. Geçen sene biz yaşadık, aynısını yaşayacak. Bu açıdan rahatlatabilir ama durum bu. Şimdi Kürsüye çıkıp Fenerbahçe için var olanlarla Fenerbahçe'ye var olanlar arasında mücadele var diyen Ali Koç durumu buraya getirdi. Burak Yılmaz profesyonel futbolcu kariyeri noktalamış. Fenerbahçe için de Ac çok acı çektiğim bugünlere geldi Fenerbahçe'de. diyor. Yeniden forma giymek, goller atmak isterdim. Çok yakındım ama olmadı diyor. Emre Belezoğlu sportif direkt dörken olacaktı. Olmadı arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Şimdi ben size bir soru soracağım. Fenerbahçe'de Ozan Balaban sesleri diye bir duyum ortaya atıldı. Ben yani duyumun gerçek olmadığını açıkladım ama yine de atıldı. Türkiye Kupası finalinden sonra Ozan Balaban'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Fenerbahçe Balaban'ı Fenerbahçe Spor Kulübü efsane başkanlarından Alişen, Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu'yla bak. Şekip Mosturoğlu'yla Murat Ülker, Ferit Şahin destekliyor dedi. Bir kere destekli sallama değil de bu. Niye destekli sallama değildi? Bu isimlerin hepsi aynı fikirde, aynı görüşte olan isimler değil. Önce onu söyleyeyim. Fakat Ozan Balaban ismini siliyorum oradan. Bak size enteresan bir şey. Ozan Balaban bu arada başkan adaylığı gibi bir düşüncem ve isteğim yok diye de açıklama yaptı ama. Ben Ozan Balaban ismini siliyorum. Orayı Ali Yıldırım yapıyorum. Şimdi Ali Yıldırım'a. Alişen destek olur mu? Hazreti Yıldırım destek olur mu? Şekip Musturoğlu, Murat Ülker, Ferit Şahenk destek olur mu? Size bırakıyorum. Fenerbahçe'de kimi başkan olarak görmek istersiniz? Ali Yıldırım, Saadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar, Murat Ülker. Bir kere Murat Ülker kesinlikle ve kesinlikle rütbesi yeri gereği başkan adaylığına soyunmaz. Bu, yani bu isimler öyle basit isimler değil. Saadettin Saran korktu. Asla başvurmayacak. Mehmet Aydın'la konuşacağım arkadaşlar. Aziz Yıldırım hatırlıyor musunuz? Ali Koç'a şey diyordu. Ben seni yendi olsam Amos'u getirdim. Benzema'yı getirdim diye. Aynı Benzema al ittihat ile 2 bir yıllık sözleşme imzalamış. Benzema sezon başına 20 milyon euro kazanacakmış. 20 milyon şey 200 milyon euro. Ne 20 milyon euro. 200 milyon euro. Hani diyorduk ya tamam destek hani yıldız getir ama öyle yıldızı getiremesin bu galaksi. Şimdi Ali Koç'a birçok taraftar diyor ki ya şerefinle istifa et. ya yani taraftar diyor ya şerefinle istifa et ya da Fenerbahçe'ye bunları yap öyle istifa et diyor. Şimdi şerefinle kısmını kaldıralım. Ya istifa et Ali Koç ya da Fenerbahçe'ye bunları yap Öyle istifa et. Diyelim. Şimdi arkadaşlar Tilemas diye bir adam var. Galatasaray görüşüyor. Fenerbahçe'de görüşüyor. Onu size duyun. Fenerbahçe uzun süredir görüşüyor. Hatta size şu kadar söyleyeyim. Tilemas'ı Ali Koç alamıyorsa Fenerbahçe başkanlarını bıraksın. Çünkü Galatasaray'dan istekleri bizimkinin iki katı. Şampiyonlar Ligi falan filan var diye de iyice sövüşleme peşinde. Mesela Icardi. Icardi bence iyi bir topçu değil nasıl iyi bir topçu değil. Hocam sen futbolu bırak. Bu kadar kıskançlık hasret olmaz. Ben Fenerbahçe transferi olarak söylüyorum. Fenerbahçe'ye gelirse iyi bir futbolcu değil. Çöpün önüne gidene. Icardi Fenerbahçe'ye gelecek olursa çöp. Sen Icardi'yi almak adına git yüksek limitli bir futbolcu al. Firmino'yu al bak. Firmino sen de dünya cönlü bir canavara dönüşür. Al. Ceketsizliği bırak. Git gücünün farkına var. Soyadını kullan. Yeni hoca. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Okan Buruk. Allah şahidim. Okan Buruk teknik direktör mü? Allah aşkına. Okan Buruk teknik direktör falan değil. Göreceksiniz. Bak Livakovic'i getir. Çek Dimaria'yı. Bak Livakovic, Dimaria, Forvete Firmino. Getir. Icardi falan gerek mi? Ha gir Galatasaray almasın diye uzat. Lafım yok. Aziz Allah. Hakikaten de tam doğru duyumların üstüne ezan okunuyor ya. Bu doğru arkadaşlar. Yani Galatasaray almasın diye uğraşıyor Icardi ile. Doğru ya doğru. Ama senin asıl hedefin, senin asıl yapman gereken kendi işin olsun. Şimdi Ali Koç gitmiyorum dedim. Hani aday olmaya çağırıyorum dedi. Kongre kararı alacağım hemen gelsinler dedi. Ve bu duyumlar gerçek çıktı. Gördünüz arkadaşlar. Ali Koç bu seneye şampiyon yapıp hani seneye aday olmuyorum derse o zaman enteresan şeyler olur bırakmıyor arkadaşlar. Ali Koç kongrenin son senesinde bırakmıyor. Hani ee, Ali Koç'a da tarafta diyor ki bırakmıyorsun da yıldızları al. Ya sen uçuk bir zenginsin. Bekosun. İngiltere, İspanya. Hani buralarda sattın. Döviz getirisi elde ettin. Üç kat zenginleştin. Felaket bir kar marjı yakaladın. Galatasaray stadında yüzüne bakıp dalga geçtiler. Hiç mi gururun yok? Hiç mi onurun yok diyor Fenerbahçe taraftarı. Ya Galatasaray stadında Ali Koşu rezil ettiler. Hiç mi gururun yok diyorlar. Fenerbahçe'yi yok etmek için gelmiş bir operasyon çocuğu bile olsan diyorlar. FETÖ tarafından görevlendirilen birisi dahi olsun olsa diyorlar. Söylüyorlar bunu. Buyurun. Ya hani bunu yapman lazım. Bak Ali Aziz Yıldırım Usta son senesinde arsam arsa marsa ne varsa satardı gider futbolcu alırdı. Gider çatı çatı futbolcu alırdı. Ya Edin Ceko falan koşuyor. Geçin bunu. Bak eee Diver Deverij mesela. Değil mi? Deverige diye bir futbolcu var. Yani iyi bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu. Inter'in futbolcu getir. Ya kendini affettir. Galatasaray'la baş et. Ben sana bir şey söyleyeyim. Öyle Jesus'a falan gerek yok. İsmail Kartal bile bu takımı şampiyon yapar. Okan Buruk şampiyon yapmadı ki. Okan'ın kadrosunu görmediniz mi? Ha yapamıyorsanız istifa et git. Şimdi sabah gazetesinin bir iddiası vardı. Ali Koç Türkiye Kupası maçından sonra istifa edecek diye. Sabah gazetesinin haberi yine doğru çıkmadı. Maalesef her zamanki gibi. Şimdi ben size enteresan bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tuhaf ve enteresan bir şey. Mehmet Ali Aydınlar. Bana en çok gelen soru bu. 2013 yılında Mehmet Ali Aydınlar kulüp başkanlığına adaydı arkadaşlar. Ve Mehmet Ali Aydınlar'ın listesi. Amdi Akın, Nezih Barut yani Buradan sonrasını okumama gerek yok herhalde. Yani iki, ilk ilk ikiden sonrasını herhalde okumama gerek yok arkadaşlar. Değil mi? Herhalde ilk ilk ikiden sonrasını okumama gerek yok. Metin Şen gerçi Ali Koç şey, Ali Koç'un listesinden girdi ama o da sonradan sinirlendi. Selim Koray biz biliyoruz Selim Koray'ı. Şimdi ilk iki kişiyi okuduktan sonra diğerlerini okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani bu iki isim zekatını veriyorum dese dünya cümle 4 tane süperstar Fenerbahçe'ye gelir. 4 tane süperstar herhangi birinin transfer market değeri zaten en az 40-50 milyon euro olur. Tanesinin değeri. 4 tane 50 milyon euro'luk adam alsan 200 milyon euro sadece burada yatar. Onu söyleyeyim. Hocam doğru söylüyorsun. İyi kadro olan şampiyon olunur. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bu tezinizi çürütürüm. İyi kadro falan şampiyon yapmaz. İyi oyun İyi sistem, doğru teknik direktör ve doğru hamleler şampiyon yapar. Ben size Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyeyim. Biz Mustera'nın performansını görmedik. Çünkü Fenerbahçe forvetleri dandik top oynadıkları için hiçbir şeyini izleyemedik. Nelson Valencia'ya yapıştı. Eskilerin 90'ların futbolundaki gibi sadece adam adama marke. Sinir edeyim, perişan edeyim. Ben bunu oynatmayayım dedi. Öyle bir oyun. Abdülkerim'i çok fazla izleyemedik çünkü bizim forvetlerde iş yoktu. Berkan Kutlu. Kazımcan, Karataş, Barış Alper Yılmaz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın Galatasaray'da Kazımcan 1, Berkan 2, ee, Barış Alper Yılmaz 3. 3 tane isim. Allah aşkına bu üç ismi hangisini Fenerbahçe'ye alırsınız? Barış Alper Yılmaz 3.2 milyon euro değeri var. Yanlış anlamayın ben Barış Alper'i beğenilen birisi olarak söylüyorum. Yetenekli futbolcu ama kaç Fenerbahçe'yi alır? Berkan 4.3 milyon euro değeri var. Epey de para verdiler. Kazım Can Karataş transfer market değeri 1.7 milyon euro. Şimdi size soruyorum. Hani diyorsunuz ya kocam kaliteli futbolcularla kazandı Galatasaray. Lan Okan Buruk iki maçta da Berkan Barış Alper'i falan oynattı. Al sana kadro bahanesi. Ya kadro bahanesi diye bir şey yok. Senin teknik direktörün satılmış gibi top oynattı. Vallahi de billahi de 2 yani iki gündür aklıma şu geliyor. Ulan diyorum Galatasaray Beşiktaş maçını izlemeye bu Jesus gitti ya oraya. Bu adama şey mi dediler? Al ulan şu 4 milyon euroyu 5 milyon euroyu Fener'i şampiyon yapma. Bizim maçlarda da olabildiğince salak bir takımla çık. Olabildiğince salak bir sistemle çık. Biz seni hoşaf edelim. Hatta şu 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 sistemle çık. Biz de hızlı oyunculara kanatları oynatalım. Kabul mü kabul deyip acaba biri bunu tabladı mı diyorum. Yemin ediyorum ya komplo teorilerinden bıktım. Al kadro bahanesi. Kadro bahanesi falan yok. Kadro madro yok. Ulan Osayi Samuel. Crespo çift taneli tekliflere gidiyordu ya. Bu iki, bu iki, iki isimde çift taneye gidiyordu. Neyden bahsediyorsunuz siz? Ki Neyden bahsediyorsunuz? Ya Fenerbahçe'nin pazar günü Vincenzo Montella'yla çıkacağını düşünenler var. NTV Spor böyle bir haber vermiyor. Böyle bir şey yok. Önce bunu da söyleyeyim. Bu arada Icardi ile ilgili yanlış anlamayın. bak. Icardi bize gelse bu seviyeye çıkamazdı. Böyle olamazdı. Bak biz magazin seviyoruz. Biz kendi oyuncularımızın hatalarını, açıklarını hani etkileşim kasmak için ortaya döküyoruz. Galatasaraylar bunu yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Lan Serdar Dursun'un eşinin hesabı bile bilmem kaç bin kişi tarafından takip ediyor. Biz magazin sever bir kulübüz. Ya bizim pis alışkanlığımız bu. Biz seviyoruz. Gömmeyi seviyoruz. Ya herifler hasır alt ettiler ya. Özel hayatısını, mevzusunu hasır alt ettiler. Ya golünü atsın atmasın. Adam mis. Adamın umurunda mı golçü bu? Ama Fenerbahçe taraftan neyle ilgilendi? Bak. Lan Van'da Nara diye karısı var. Van'da hadi buna şiir yazalım. Falan başlarlardı bizim taraftar. Bizim taraftar çünkü kafayı yemiş, sıyırmış. Bizim taraftarın Fenerbahçe aklında fikrinde yok. Bizim taraftar magazin. Etkileşim. Abone sayısı artsın, takipçi sayısı artsın derdindeler. Şimdi mesela Rossi. Ben itirafta bulunuyorum arkadaşım. Ben söylüyorum. Ben Rossi'yi beğenen birisiydim. Ama bu Rossi benim beğendiğim Rossi'nin tırnağı değil. Bak yine bu kadar kaçırıyordu. Lafım yok ama atıyordu, yakalıyordu, bir şeyler yapıyordu. İçinden giriyordu, dışından çıkıyordu. Bir şey yapın. Bu Rossi'nin yürümeye mecali yok. Ya da sistem Rossi'yi bu şekilde salakça oynamaya itiyor. Öyle değil mi? Mustafa Tunçtan Fenerbahçe'de Arda Güler, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miazas gelecek sezon takımda olmayacaklar demiş. Ondan dolayı mı Miazas'ın tek yani şeyi ee, menajeri sözleşme uzatmasına sıcak bakıyor. Ha Newcastle United Arda'yı kadrosuna katmak için görüşmeleri yoğunlaştırdı falan filan deniliyor. Tamam kabul. Gerçekten kabul. Lucescu Fenerbahçe'de olsan kaos ortamından dolayı Fenerbahçe'ye şimdilik gelmek istemediğini belirtmiş. Ulan adam savaş ortamında çalışıyor. Fenerbahçe'nin şu ortamına mı gelmeyecek? Yalan duyun veriyorsanız da bir şerefiyle verin. Fenerbahçe'de Enner Valencia yollar kesin olarak ayrılıyor. Allah için Enner Valencia'nın Galatasaray maçındaki vurdum duymazlığını gördünüz mü? Bana ne lan diyor. Yenilin. Ya Allah sizler bana ne diyor. Penaltı penaltı gelseydi herhalde böyle panenka falan denerdi. O kadar vurdum. O kadar Fenerbahçe'den nefret ediyor. O kadar hafif alıyor. Tüm Erbet'in hafta içi Fenerbahçe'li bir futbolcuyu gördüm. Ne oldu Jorge Jesus'a diye sordum. Abi Jesus'a devre bir şey oldu. Biz de anlam veremedik. Yanıtını verdi. Söz verdiğim için ismini söylemiyorum demiş. Ben söylüyorum Jesus'a Galatasaray maçında herhalde Galatasaray Beşiktaş maçında para mara verdiler. Bunun başka yemin ediyorum açıklaması yok ya. Başka bunu bunu açıklayamazsın ya. Bir teknik direktör bu kadar dönemez, bu kadar geriye gidemez. imkanı yok. Yok. Ya hepimiz futbol oynadık, hepimiz futbolu biliyoruz. Böyle bir şeyin imkanı yok. Yani bir teknik direktör bu kadar geriye götüremez. Götüremez, imkansız. bunu aklam ha ya da Ali Koç gitti dedi ki Fenerbahçe'nin borcunu nasıl kapatırım? İlk yarı bir, ikinci yarı iki oyna falan yaptı falan filan. Adama Traore, Fenerbahçe Adama Traore ile görüşme halinde demiş. Bundan şeyin haberi var mı? Adama Traore Bak harbi söylüyorum size. Yani transfer market değerlerine falan filan bakmaya bile gerek yok. Berkan'ı oynattı. Kazımcan Can'ı oynattı mesela. Senin mesela Batşuay'ın ligin gol kralı Valencia'nın sahada Zahitsiz bir tarafta Arda Güler, Arao bir Rossi yerine İrfan Can olsaydı kimse yine bir şey demeyecekti. Samet Salah'ı Saçmalama rekoru kırdı. Luan Perez kırmızı yedi atıldı. Adama Traore. Yaşı 27. 12 milyon euroya kadar düştü piyasa değeri. Serbest kalıyor yazın. Bu sezon istediğini elde edemedim. Fizikli bir lig lazım. 40 maça çıkmış. 3 gol 2 asil ama 1858 dakika. Tam aradığımız kan bu. Tam aradığımız kan bu. Bu 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 bu. Hocam fiziğiyle değerlendirme. ile değerlendireyim? Annesinin kızlık soyadıyla mı? Şimdi arkadaşlar Mehmet Ali Aydınları anlattım ama şimdi bana bir soru geldi. Diyor ki TFF başkanı olduğu zaman Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göndermeyen kim? 45 milyon euro sözünü verip tutmayan kim? 45 milyon euro sözünü tuttu. Fenerbahçe'ye sponsorluk yaptı ve ciddi bir para verdi. Hem de 45 milyon euro civarında ve hala o sponsorluk sürüyor. Sağlık sponsorumuz acaba Badem. Ha şöyle bir listeye girse zaten kazanır. O da ayrı mesele. İlk ikiye bakın yeter. Gerisine gerek yok. Ezi Barut'u falan araştırın. Yani araştırın neler çıkacak içinden. Hamdi Akın'ı falan araştırın. İçinden neler çıkacak. Ben orasında değilim. Ben şurasındayım. Şansal büyük ham. Hiç unutmuyorum o gün Mehmet Ali Aydınlar, ben tarihe Fenerbahçe'yi hüküme düşüren Tefefe başkanı olarak geçmem dedi. Hangi aydınlar dedi? Mehmet Ali aydınlar dedi. Aydınlar Fenerbahçe düşmanı ilan edildi. Oysa Fenerbahçe'yi küme düşürmem diyen de Mehmet Ali aydınlardı. Fenerbahçe düşmanı ilan edilen de diyor. Yani o gün ben Fenerbahçe'yi düşüren başkan olarak tarihe geçmem diyor. Ben şunu söyleyeyim. O gün Galatasaraylı birisi de olsa bunu söylerdi. Sonuçta Fenerbahçe'yi küme düşürürsen eldeki abidik gubidik belgelerden bunun bir de sana geri dönüşü olur. Onu söyleyeyim. Ben Mehmet Ali Aydınlar'ın gelmesi taraftarı mıyım? Değilim. İçimde bir, hala bir rukte var. Ben şu taraftarıyım. Ali Koç ya istifa et. Sen orada durduğun için birçok kişi aday olamıyor. Ya da tehdit gibi görüyor. Birincisi istifa et. İkincisi istifa etmiyorsan da bunları yap öyle istifa et. Nasıl yani? Niye istifa ediyor hocam? Kaleye al Livakovic 1. Stopere devirici al. İki. Hadi Atilla Salah'ı sattın. Luan Perez de devam Kesinlikle Salah'ı sattı. Salah'ı kafasında Fenerbahçe'yi bitirmiş. Devirici Luan Perez bence ikisi de yeterli olmaz. Perez o kadar hızlı değil. Onu da söyleyeyim. Ama ayağı iyi, iyi top yapabilen bir isim. Osterwolde'yi ya kullan ya e, garanti belgesi sürerken geri iade et. Aynı parayı geri alabiliyorsan iade et. Bende olmadı sizde olur de. İşin şakası bir tarafa. Livakovic al. Devrıcı al. Bir stoper daha belki alacaksın ama bu dursun. 2. Dimaria'yı çek. Adama Traore'yi çek. Birine sol kanada, birine sağ kanada al. Firmino'yu çek. Orta sahaya Tilemas'ı çek. İsmail Kartal'ı getir. Jorge Jesus denen Bunal'ı gönder. Gönder. Futbolcularına gelen teklifleri doğru düzgün şekilde değerlendir. Ve doğru bir kadro yapılanmasıyla gir önümüzdeki seneye. Sonra da eğer bunlara rağmen de şampiyon olamıyorsan o zaman istifa et. Çünkü bunlara rağmen şampiyon olamıyorsan seni hiçbir toprak paklamaz artık. Peki Mustafa Hocam sen Fenerbahçe Başkanı olsan Dimaria'yı getirebilir misin? Getiririm. Zaha'yı da getiririm. Firmino'yu da getiririm. Sözleşmesi biten 3 tane yıldız. Aa dersen hocam Dimaria'yı yıldık ücret çok. Adama Traore. Bak çok iyi bağlantılarla sağ kanadın bir dönem Barcelona'da oynamış Premier Lig'in tozunu yutmuş bir isim. Sol kanadın Premier Lig'den Zaha. Forvet'in Premier Lig'den Firmino. 3 tane Premier Lig A plus ya da A oyuncu almış oluyorsun. Arkalarına Arda Güler. Yanlış anlamayın benim hayalimdeki Arda Güler 100-150 milyon euro transfer market değerlerini görebilecek bir futbolcu. Bunu arkasına koyabilirsin. Orta sahaya Tilemas yanına da Crespo'yu çekin. Hocam Arao daha. Hocam İsmail daha. Ya Crespo iyidir. Hoştur. Crespo çapadır. Çapacı futbolcudur. Müdahale eder, sertlik şey yapar ama top dağıtma. O, o görevi Tilemas yapar. Bak. 4 transfer yaptım. Sadece 4 transfer. Deverage'ı sağ stopere çek. Ya sol stopere de sıra transfer. Hadi onu da yapma. Kaç etti? 5 etti. Kaleye de getir Livakovic e, 6 transfer. 6 transfer. Ben size bir iddiada bulunayım mı? Devrinci getir Samet Akaydın'la birlikte oynasın. Samet'e hayran kalırsınız. Çünkü eksiklerini kapatabilecek uyumlu stoper. Sağ bekte de Ferdi'yi oynatacaksın. 2. Arda doğru da oynayacak. 3 tane Türk hakkını da tamamladın. Rahat rahat kalecini Türk şey yap, yabancı yap. Sol bekle Osterwold'i kim aldırdı? Önce bize bunu açıkla. Ben hala Osterwold'den umutluyum onu da söyleyeyim. Doğru teknik adamla oynaması lazım. Yani düşünseniz de bak hayalimdeki Fenerbahçe kadrosu. Galatasaray mesela Türkiye Kupası'nı kazanır inşallah. Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkan kadro. Libakovic, Ferdi Kadıoğlu, Deviriş, Samet Akaydın. Hocam senin de hayaline tükür. Tamam Samet olmasın. Orada yabancı bir isim olsun yine. Luan Perez olsun. Hadi o Stervolde'yi koyayım sol beke. Sağ açık. Adama Traore. Sol açığın. Wilfred Zaha. Forvet'in Firmino arkalarında Arda Güler orta sahada Crespo Tilemas ikilisi. Yedeklerde Ryan Kent falan var. Batshuayi falan var. Al sana Fenerbahçe kadrosu. Bu kadroyu İsmail Şam Kartal şampiyon yapar mı? Yapar. Bu kadroyu Fatih Terim bile bak Fenerbahçe forması giyen bu kadroyu Fatih Terim bile şampiyon yapar. Utanır yine yapar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, Ali Koç'a da şunu söylüyorum. Bir insan 5 sene boyunca aynı hataları tekrar 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 yapıp üste çıkmaya çalışırsa sıkıntı. Şimdi şirin gözüküyorsun taraftara. Bir senesi kaldı gelen nasıl olsa gidecek falan filan diyorsun ama o şirinliğin kalmadı. Artık Fenerbahçe taraftarı 10. hafta sonunda şampiyon ilan edilmekten de bıktı. Onu da yemez. Sezon başında şu algı bu algıyı da yemez. 20. haftada lider olan en yakın rakibinden 5-6 puan fark olsan yine yemez. Fenerbahçe taraftarı şampiyonu görene kadar senin hiçbir numaranı yemez. Ya bunları yap tarihi efsane başkan olarak geç. Biz de ayakta alkışlayalım. Ya da saçmalıktan üstüne saçmalık yap. Yanında tuttuğun adamların her sözünü dinlemeye devam et. Sen de rezil ol. Sen de insan içine çıkamayacak kadar ol. Yanındakiler de insan içine çıkamayacak kadar olsun. Ee, ve hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Değerli görüşlerinizi lütfen yorum olarak aşağıya yazın. Bu videoyu beğenin beğenmeyin bunu size bırakıyorum. Ama bir önceki videoyu mutlaka beğenin. Çünkü o videoda merak ediyorum. Ve sonunda şunu söyleyeyim. Kanalımızın abone sayısı arttıkça emin olun Fenerbahçe'nin gücünün de artacağına inanın. Buna gerçekten inanın. Çünkü bu kanaldaki kişilerin ben bilinç olarak daha zeki oldukları görüşündeyim. Daha derin detaylı düşünebilecekleri görüşündeyim. Ailemize hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olarak siz de ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.